Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün size tek parça şeklinde örülen tığ işi bir yelek modeli anlatacağım. Trabzan ve zincirle gideceğiz. Çok kolay bir model. Örgü örmeyi çok az bilseniz de rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Şimdi nasıl başlıyoruz? Önce arkadan başlıyoruz. Arkadaki ölçüyü nasıl alacağız? Lütfen bana zincir sayısı sormayın. Çünkü kullandığınız ipin kalınlığına göre zincir sayınız değişir. Tığın kalınlığına göre zincir sayınız değişir. O yüzden santim ölçüsüyle gideceğiz. Ee, en doğru yöntem ölçü almada arkadan ee, ne kadar uzunlukta yapacaksanız, yeleğiniz nereden başlayacaksa oradaki ölçüyü düzgün almak. Yani arka ölçünüzü şöyle zinciri çektikten sonra alıyorsunuz yanlarda ikişer parmak pay bırakarak çünkü yeleğin biraz geniş olması lazım. çok dar bir yelek hoş durmaz. Ee, şöyle düşünün, small bir beden için ben 52-53 santim e, zincir çekerek başlıyorum genelde. Ama kalçanız çok genişse, dediğim gibi en doğru yöntem üzerinizde aldığınız ölçüdür. E, medium bedenseniz 56 santim, large bedenseniz 62 santim slarç bedenseniz de 70 santime yakın zincir çekmeniz lazım. Ama yine de siz üzerinizde şöyle ölçeceksiniz zinciri çektikten sonra. Herkesin vücut şekli farklı olduğu için doğru işlemesi için bu yöntemin üzerinizde ölçün. Az geliyorsa biraz zincir çekin, fazla geldiyse zincirinizi sökün. Ama yanlarda pay bırakın. Bir de şunu unutmayın. Tığ işinde zincirin üzerine modeli ördüğünüzde biraz toplama yapar. Zincir biraz daralır. Onu da göz önünde bulundurarak biraz fazlaca zincir çekin. Ben arka taraftan başlıyorum. Modeli küçük bir örnek üzerinde göstereceğim. 1 2 3 zincirle başlıyorum. İlk boşluğun içine bir tane trabzan. 2 zincir çektim. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincir boşluğuna tekrar ben çok gevşek çektiğim zincire fazla gevşek oldu. Bu arada kullandığım ip Nako Vizon, 4 numara tığ kullanıyorum. Herhangi bir ip ve tığla yapabilirsiniz ama çok kalın olursa e, ipiniz ve tığınız biraz kaba durur. Mümkün olduğunca 4 numarayla, 3.5 numarayla maksimum 5 numarayla örülebilen ipleri tercih edin sonra onun hemen yanındaki boşluğun içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum tekrar yine 2 zincir çektim 1 2 zincir atlıyorum 3. zincir boşluğuna yine bir tane onun yanındaki boşluğa bir tane daha bu şekilde 2 zincir 1 2 boşluk atladım. 3. boşluğa tekrardan 1 2 Metodu sıra sonuna kadar sürdürüyorsunuz. 2 zincir boşluğa atlayıp 3. zincir boşluğunun içine ve hemen onun yanına bakın aynı boşluğun içine iki tane trabzan yapmayın. Yan yana boşluklara her bir boşluğa bir trabzan yaparak yan yana. 1, 2, 3. boşluğa. Benim zincirim dediğim gibi biraz fazla gevşek oldu. Daha kalın bir tığla çekmiştim zincirimi. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorsunuz. Sıranın sonuna geldiniz. Benim burada biraz zincir payı kaldı. 1, 2, 3 zincirle döndünüz. Ve bu şekilde ipi tığın üzerine alıyorsunuz. İkinci trabzanın Tepe boşluğuna bir tane trabzan, yarım e, ikili trabzan, iki zincir ipi tığın üzerine doluyorsunuz. Her bir trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan. Bu kadar kolay bir model. Dedim ya herkesin örebileceği kadar kolay bir model. İki zincir çektiniz. Yine trabzanın ilk trabzanın tepe boşluğuna, ikinci trabzanın yine tepe noktasındaki boşluğa batarak bu şekilde ilerliyorsunuz. Her bir trabzanın tepe boşluğuna bir trabzan yaparak aralarda da iki zincir çekerek ilerleyeceğiz. Sıranın sonuna geldiğinizde yine her bir trabzanın tepe boşluğuna bir trabzanı yaparak bitirdiniz. 3 zincirle yukarı çıktınız, döndünüz, metodu tekrar ediyorsunuz. Burada ikinci trabzanın tepe noktasına, çünkü bu 3 zinciri ilk trabzan kabul ediyoruz. İkinci trabzanın tepe noktasına battık. Sonra 2 zincirimizi çektik. İpi doladık ve her bir trabzan tepe noktasına bir trabzan yaparak ilerliyoruz. Bu kadar kolay. Ben çok küçücük bir model üzerinde bu şekilde gösterdim. Büyük model üzerinde de göstereyim. Bakın, e, ortalama 4 yumak kadar small ve medium beden için ipinizin cinsine göre tabii ki harcayacağınız ip miktarı değişebilir. Ben small ve medium beden için yaklaşık 4 400 gram gibi e, ip gittiğini söyleyebilirim. E, medium'da belki 400 gramı biraz geçebilir. Bu şekilde ve bakın. 52-53 santim kadar böyle arka tarafı ördüğünüzde ortaya çıkan görüntü bu. Tabii en sonunda düşük ısıyla bunu ütüleyeceğiz. Yani uzunluğu buradan buraya kadar 52-53 santim kadar oldu. Ya ortalama 50 santim örebilirsiniz. Benim boyutumda örmek istiyorsanız daha uzun da örebilirsiniz. Daha kısa da örebilirsiniz. sizin tercihinize kalmış. Şimdi kol Pardon, ön tarafları oluşturmak için ikiye katlıyorsunuz. Bu şekilde ikiye katladınız. İkiye katladığınız noktada, burada dolu bir kutucuk da denk gelebilir, boş bir kutucuk da denk gelebilir. Benim burada bakın şöyle boş bir kutucuk denk geldi. Tam ortası olduğundan emin olmak için. Sağdaki ve soldaki dolu ve boş kutucukları sayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dolu kutucuk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi tam ortası olup olmadığını anlamak için sağdaki ve soldaki dolu kutucukları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani sayılar sizde farklı olabilir. Önemli olan buradaki ve buradaki dolu ve boş kutucukların birbirine eşit olması. Burada ortayı işaretledik. Şimdi artık ön tarafta sağ tarafı oluşturuyoruz. Sağ ön tarafı oluşturmak için. Buradan normal yine aynı şekilde örmeye başlıyorum. İşaretlediğim yere doğru örmeyi sürdüreceğim. Bakın şimdi ensede bir pay bırakmak istedim burada. Rahat hareket edebilmek için hiç pay da bırakmayabilirsiniz. Baktınız burası çok dar oldu ön taraf için. Burada hiç pay da bırakmayabilirsiniz. Ben şöyle yaptım e, çengelli nedeni itibaren bir boş, bir dolu, bir boş. Bu şu şöyle de olabilir denk geldiyse dolu, boş, dolu. Yani 3 tane toplamda kutucuk dolu ve boşun toplamı 3 tane bıraktım. Bu şekilde. 2 boş bir dolu kutucuk da olabilir. 2 dolu bir boş kutucuk da olabilir. Sonrasında artık buradan itibaren hiç ilerlemiyorum. Direkt yukarıya çıkıyorum. 5 zincirle. E pardon 3 zincirle. Ve normal örgüme devam ediyorum. Normal şekilde modelimi yürütüyorum. Yani artık sadece buraya gideceğim, buradan geleceğim. Bu şekilde ön yüzü, e, burayı kapatacak şekilde göstereceğim birazdan uzunluğunu ne kadar. Hem omuz payı bırakacağız, hem de uzunluğunu göstereceğim. Bu şekilde ilerliyoruz ve sağ kanadı oluşturuyoruz. Evet, bakın işaretli bölgemiz burası. Ara verdik ee, ve ön yüzü bu şekilde ördüm. Şimdi ön yüzü bu boyda öreceğiz. Arkada kaç sıra ördüyseniz, önde ondan bir ya da iki fazla sıra örüyorsunuz. Yani şu parçayı, arka parçadan şu bütün parçayı bir ya da iki sıra fazla örüyorsunuz. Neden? Çünkü burada bir omuz payı kalması gerekiyor. Bakın şöyle bir omuz payı bırakıyorum burada. Bunu bırakmaya da bilirsiniz. Yine bir şey olmaz. İpiniz yetmiyorsa sorun yok. Ama ben bir iki fa e tane fazla sıra bırakmanızı tavsiye ediyorum. Burayı ördükten sonra diğer tarafı nasıl öreceğiz? Yine üç parça, üç blok bırakıyoruz. Bir, iki, üç blok bırakıyorum. Buradan tığımı geçiriyorum. Normal kendi tekniğiyle işte... 3 tane yukarı çıktım. Buraya battım. Şunu da içine alarak gidiyorum. 3 seferde yine yukarıya çıktım. 2 zincir ve aynı metotla yine ilerliyorum. Bakın arkada şöyle bir ensede boşluk oluştu. Bunu daha az da yapabilirsiniz. Fark etmez. Çok açmayın. Şimdi yapmam gereken metodumu yine buradan başlıyorum. Buraya kadar örüyorum. Dönüyorum. Yine burada bitiriyorum. Ve buradan dönüyorum. Tıpkı burada uyguladığım metot gibi. Yani bir parça örüyorum. Yarım parça örüyorum burada da. Aynı şekilde buradan buraya, başlangıçtan şu noktadan şu noktadan şu noktaya kadar örüyorum. Gidiyorum, geliyorum. gidip geliyorsunuz bu şekilde. Ve bu parça uzunluğunda burada da bir parça daha uzatıyorsunuz. Bu da ikinci ön kanadımız oluyor. Sonrasında e, kolları e, göstereceğim size. Şimdi bu şekilde aynı metotla sıra sonuna kadar örgüme devam ediyorum. Sonra dönüyorum. Nereye kadar? Buraya kadar. Burada bitiriyorum. Burada bitiriyorum. Evet. Ee, diğer tarafı da eşit oranda ördüm. Aynı şekilde, aynı metotla bu tarafı da ördüm. Şimdi yapmamız gereken yakayı örmek. Yakayı nasıl öreceğiz? Bu arada şunu söyleyeyim. Ee, ben bittikten sonra çok hafif ısıda bir ütüyle ütüleyeceğim düzgün durması için. Onu da yaparsanız iyi olur. Yaklaşık 4 yumak kadar e, small beden için e, harcadım. Yani medium'a da bence 4 yeterli olur diye düşünüyorum. Tabi kullandığınız ipin cinsine göre de değişir. Şimdi yakayı şöyle öreceğiz. Şuradan tığımı geçiriyorum en baştan. Uç noktasından. Bu şekilde. İki tane zincirle yukarıya çıkıyorum. İlk boşluğun içine bir tane yarım trabzan. Bir tane daha yarım trabzan aynı boşluğun içine bakın böyle kafesler var kafesler gibi oluşmuş her bir boşluğun içine ortalama iki tane buradaki boşluğun içine de iki tane bakın her bir boşluğa iki yarım trabzan yaparak yakının etrafını düzgün bir hale getiriyorum. yukarıya doğru devam edelim Bakın böyle yukarıya doğru çıktım Bu bizim e, Arkaya ense bölümüne e, denk gelen kısım Şöyle yapıyorum buradan dönerken bakın iki tane buraya Trabzan yaptıktan sonra diğer boşluğa atlıyorum 2 Sonra Buraya her bir trabzanın tepe noktasına batarak bu sefer dikey geldiği için boşluklara normal iki tane bunu çıkaralım. Dikey gelen trabzanların tepe noktasına birer tane trabzan yaparak bu şekilde boşluklara iki tane dikey bölümleri tepe noktalarına ikişer tane yaparak şimdi dönüyorum artık tekrar diğer ön tarafın sol bölümüne burada şuraya atlıyorum bunun üzerine de yapabilirsiniz ama ben biraz daha yuvarlak dursun diye yine tekrar her bir boşluğun içine ikişer tane trabzan yaparak buradan aşağıya doğru iniyorum böyle komple yarım trabzan geçerek burayı tamamladım. Peki kollara ne yapacağız? Şöyle döndürdüğümde bakın kola daha önceden e, uyguladım. Diğer tarafa da aynı metotla geçeceğim. Omuzdan itibaren yaklaşık 20 santim kolunuzun geçebileceği ve rahat hareket edebileceği göz kararı da yapabilirsiniz. İlla 20 santim olması gerekmiyor. Buradan başladım. Yine her bir boşluğun içine ikişer tane trabzan, yarım trabzan geçerek döndüm. Arkada da aynı metodu uyguladım. Sonrasında şu şekilde birleştireceğim. Bakın böyle. Burayı dikeceğim ya da tığla da birleştirebilirsiniz. Bunu birleştirirken şuna dikkat edin. Yukarıda önleri bir sıra ya da iki sıra fazla yapmıştık hatırlarsanız. Şöyle bir pay kalacak arkada. Biraz böyle şurada yükseklik payı kalacak. Aşağıya doğru şuradan başlayın dikmeye. Sonra kolda birleşsin. Yani şurayı yaparken buradaki bu yüksekliği mutlaka e, sağlayın. Ondan sonra burayı e, örün. Diğer tarafta da aynı metodu uygulayacaksınız diğer kol tarafında da ve kenarlardan birleştirdikten sonra artık yeleğiniz giyinmeye hazır hale gelecek. Dediğim gibi hafif ısıdaki ütüyle ütüleyebilirsiniz. Çok yüksek ısı, ısıda ütülerseniz e, genişleme yapar ve model bozulur. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.